Zaten bir oğlu olmuş, ondan sonra bırakmış her şeyi. Evet. Esas kendisi çizmeciymiş. Ha. Eniştesiyle beraber çalışmış. Eniştesi ablasının kocası yani. Evet. Onunla çalışmış, onun yanında kalmış. Eniştesi de ona göz kulak olmuş ama. Maşallah. Onda da biraz maneviyat varmış herhalde. Eniştesinde. Onun geleceğini fark etti herhalde. Tabii. Kendisi dükkanda göğüs yaptırılmış. Yermiş, buna gel otur ye demezmiş. Allah Allah. Onu da ağırına gidermiş. Ölen Cenab-ı Hak bana imkan verirse herkese yedireceğim cirdendir. Vallahi. Bundan kapısı açıktı, herkes açık. Akşam yemeği, sabah kahvaltısı. Maşallah. Orada mutlaka çıkarırdı yani. Kendisinin herhangi bir geliri gideri yok. Yok değil mi? Evde hanımına ait bir evdi zaten. Evet. Sonradan o evde istimlak ettiler, kiraya çıktı. Kiraya çıktı. Oğlu fabrikada çalışıyordu Sümermont'ta. Evet. Pek gelir gitmezdi yani, evet. Baskının yanına. Anladım. Biz yardımcı olurduk. Son zamanlarda affedersen biraz abdestte zorluğu oluyordu. Anladım. Benim de ev buraya taşındı mecburen. Telefon ediyor bana hemen. Oraya da o zaman pek dolmuş falan yok. Yok. Gitmeye girinceye kadar epey zaman geçiyor. Allah Allah. Orada karşısında bir kunduracı vardı, Mustafa Aymalı diye. Evet. Onunla beraber yardımcı olurdu. O ya. Bakımdan ya. Fazla bir yükü yoktu kimseye. Ya. Sabahtan affedersin ayağını sürüye sürüye gelirdi. Belli olur zaten, lastikler orada yandı. Akşam da öyle giderdi. Evet. İşte son zamanlarda bazı arkadaşlar taksiyle getirip götürmeye başladılar. Fakat o taksiyle götürme getirme onu biraz daha düşürdü. Öyle mi? Alışınca şimdi yürümez olacak şimdi. Bizi de böyle getiren götüren olsa ben gitmem kesinlikle. Evet. Topal mopal. Sen ayağı mı? Hareket de bereket vardır. Doğru. O yüzden Farsça'da bir kelime var. Estu hareket, estu hareket. Nasıldı? Elhuda bereket. Oo, maşallah. Siz bizden hareket, Allah'tan bereket. Bereket, maşallah. Maşallah. O yüzden arkadaşlardan çoğu ya aşağılara in diyorlar, burada yüksek burası. Ya çıkmakla gelmekle antrenman oluyor bir nevi. Evet. Öyle çıkıp iniyoruz. Bazı bizden küçük yaşlı arkadaşlar var, geliyorlar misafir olarak bu hastalıktan önce. Evet. Bakıyorum soluya soluya geliyorlar. Ne oluyor ya? Ya sen nasıl çıkıyorsun? Her gün burayı camiye geliyorsun, gidiyorsun falan. Maşallah. Dedim alışıyor vücut. Ya. Ama şimdi biz de başladık solumaya. Olan salkan hızası için. Allah yarısını versin. Amin. De rahmetli böyle bir insan. Maşallah. Son zamanlarda maşallah. Ahmet Uluzu diye bir vatandaş söylediğimi duydunuz mu bilmem. O duymadım efendim. Kadir'i. Bu Amerika'da yaşıyor. Ha, o duydum. Tamam, şimdi oldu. Bu adam duydum. Kitapları da var. Evet. Bir ara buraya ziyarete geldi bir iki defa. Evet. Sonra İzmir'den müritleriymiş, kadınlar gelmeye başladı. Ha. Dedenin sırrı fahiş oldu. Ha. Ondan sonra çok yaşamadı zaten. Sır şey olunca fazla şey olmuyor değil mi efendim? Olmaz. Ya. Sırrı fahiş oldu mu olmaz. Allah Allah. Allah. İşte onun şeker dağıtması var. Gelene avucundan tutar böyle yumruklar verir. Onun da işte bir, benim öyle bir adetim yok. Sayarlarmış insanlar. Allah Allah. Ya evde ne kadar kişi varsa. O kadarmış. O kadar. Maşallah. Ha. Efendim şeker dağıtmasında Abdülkadir Geylani Hazretleri değil mi söylüyor? Efendim? Abdülkadir Geylani Hazretleri mi söylüyor şeker dağıtmasını? O dağıtırmış zaten. Öyle mi? De ondan dolayı dağıtıyor. Anladım. Ya şeker. O için Abdülkadir Geylani Hazretleri'nin mescidinde şeker satarlar, torba şeker satarlar, kağıtlı şeker. Onun özelliğini ifade etmek için. Anladım. Oraya da bir defa ziyaret etme imkanım oldu. Irak değil mi? Bağdat'a gittin. Maşallah. Yani. Oo, maşallah. Oradan umreye gittik. Maşallah. Talebelerle beraber Şubat'ta. Orayı da ziyaret etme imkanımız oldu. Maşallah. O zaman dede efendim tarikat şeyhi değildi aslında. Abdülkadir Geylani Hazretleri. Şeyh değiliz deriz zaten.
İlmiyle dün veriyor. He. Değil mi efendim? Evet. Ona işte kunduracıymış o. Ha. Çizme yaparmış. Bir gün yaşlandığı zaman bir çoban gelmiş. Al onu. Demiş ya sen ne biçim çizme yapıyorsun ya demiş. O da acaba bir şey mi oldu? Bir arıza mı var? Evet. Bakalım demiş tamir oldu. Ne tamir ya demiş. 5 senedir yıkım eski demedim demiş. He, Allah Allah. Ona kafası bulunmuş dedim de. Ondan sonra çizme...